Kütahya İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği Başkanı Mustafa Önsay, bir televizyon programında İmam Hatiplere yönelik sözleri dolayısıyla Erol mütercimler hakkında gerekli yasal süreci başlattıklarını bildirdi. Kihmet olarak mütercimleri kınadıklarını ifade eden Önsay, bir televizyon kanalında imam hatiplere hakaret ve iftira atan Erol mütercimler hakkında halkı kim ve düşmanla tahrik, hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama fiillerinden suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu haddi aşan davranışından dolayı kamu davası açılmasını talep ediyoruz. Katıldığı programda Erol Mütercimler, İmam Hatip mezunlarına alenen hakarette bulunarak aşağılamıştır. Suçun basın yayın yoluyla işlenmesi, televizyonun YouTube kanalı üzerinden videoya hala ulaşılabiliyor olması ise üzüntümüzü arttırmıştır. İmam Hatip Camiası bugün 1 milyon 400 bin öğrencisi, 10 milyonlarca mezunu ve mensubu olan geniş bir ailedir. 69 yıldır eğitim hayatına devam eden İmam Hatip okulları ülkemiz, milletimiz ve medeniyetimiz için çok değerli alimler, doktorlar, mühendisler, edebiyatçılar, siyasetçiler ve devlet adamları yetiştirmiştir. Bu isimler dün olduğu gibi bugün de ülkenin dört bir yanında hizmet vermektedir. Bugün çocuğunun hem dini ilimler hem de fen bilimleri eğitimi alması, günün gerektirdiği becerilerle donanması için ailelerin ve gençlerimizin tercihi İmam Hatip liseleri olmaktadır. Son yıllarda program çeşitliğine giden okullarımız öğrenciler için cazibe merkezi olmuştur dedi. İmam Hatipler bu toprakların mayasıdır. Mütercimlerin hakkında kamu davasının da açılmasını isteyen Mustafa Önsay, imam hatiplere yöneltilen iftiralar ve mesnetsiz iddialar, aşağılayıcı, küçük düşürücü ifadeler sadece bu camiayı değil Türkiye'yi 83 milyonluk ülkemizi, birliğimizi ve dirliğimizi hedef almaktadır. Ayrışma ve kamplaşmayı körükleyenler bilmelidirler ki bu davranış ülkemize yönelik kötü emel sahiplerinin değirmenine su taşımaktadır. İşte bu gerekçeli camiamıza yönelik iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan mütercimler hakkında kamu davası açılmasını ve bu iftiralarının yanına kar kalmamasını istiyoruz. Suç duyurumuzun gereğinin yapılacağına, ülkemizi, milletimizi, çocuklarımızı, bugünlerimizi ve yarınlarımızı hedefleyen bu tür davranışların cezasız kalmayacağına inanıyoruz. Biz biliyoruz ki adalet yerini bulacak ve bir daha kimse imam ülkemizin güzide okulları olan imam hatiplerden mezun olanlar hakkında böyle pervasız davranışlara cüret edemeyecektir okullarımızdan mezun olmanın haklı gururunu taşıyan imam hatiplerin bu toprakların mayası, harcı, irfanı olduğuna inanan iş adamı, bürokrat, siyasetçi, akademisyen, esnaf kısacası herkesi mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmayı davet ediyoruz ifadelerini kullandı.